deminden beri Sayın Başkan'ı dinledik. Hiçbir eleştirisini üzerimize almıyoruz. Eleştirilerin tamamı Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü'nün yapmış olduğu plana. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı'nı itham ediyor. Hatırlatmış olayım. Planı yapan ben değil. Planı sunan bir dakika arkadaşlar. Planı sunan Büyükşehir Şehir Planlama Müdürlüğü. Madem bu kadar kolaydı, niye oradan bir tane parseli değiştirerek, bir planı değiştirerek getirmediler? Biz işte onu anlattım zaten. Bir taraftan planın her tarafı değişmiş. Bir dakika. Her tarafı değişmiş. Bir taraftan uygulama yapıyorsun. Bir taraftan fonksiyonları değiştiriyorsun. Mahkeme kararı yok diyor bir de başkan. Ya Allah aşkına şimdi şehir planlama, o zaman oradaki arkadaşları tenzih ederek söylüyorum. Yani bunu demek doğru değil. Sahtekarlık yapıyor o zaman. Buradaki mahkeme gerekçesini söyleyeyim. İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 28.10.2016 tarihi 2015'e 61 esas 2016 1516 karar sayılı iptal kararı gerekçe planda depolama alanı olarak belirlenmesinin gerekçelerinin açıklanmadığı belirlenen fonksiyonun kararının mevcut sistemin bugünkü işleyişine yönelik gerekçelikler tam tespit edilmediğinden iptali demiş. Yani nerede yokmuş bu mahkeme kararı? Ya yapmayın, belediye başkanı olarak burada konuşuyoruz başkanım, yani insaf yani. Sonra diyorsunuz ki 92 bin metre alan 2 ile çarparsanız bilmem ne. Ya mühendisliği bize unutturacaksınız ya da şeyi, ya 92 bin metrenin üzerinden toplamda %45 kesiyoruz. 55 olduğunu yaklaşık varsaysak, öbürü 92 bini 1.2 ile çarpsanız 110 bin, 55 bin 2 ile çarpsanız 110 bin. Neresini artırdık ya? İnsaf. Yani plandaki fonksiyonu senin belediye başkanın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ekibi vermiş. Ne ilave ettim? Cami ilave ettim. Yapmayın Allah aşkına ya. Şimdi burada mühendislik yarıştırması yapmayalım. Ben diplomamın olduğunu biliyorum. Benim de mühendislik diplomam var. Bu tür şeylere, basit cümlelere gerek yok. Ben hesap net diyor. Şimdi, yani bakın, imar komisyonu üyelerimiz de var arkada. 92 bin hesabın içindesiniz. Bakın, doğru mu? 92 bin metrekare bir alan var ve buranın emsali ikiye çıkarılıyor. Bitti. Yani konuşacak bir şey yok. Peki. Bakın itiraz var Sayın Başkan. Neyse. Şimdi ya efendim, 92 itiraz bin, var. Bakın. Böyle itiraz etmek için suçluluk psikolojisiyle bağırarak gereksiz, anlamsız cümlelere gerek yok. Yani velev ki arsa, velev ki arsa 92 bin metrekare değil de 55 bin metrekare. Fark etmez ki. Yani illa 92 bin mi olması gerekiyor? 55 bin metrekare olsun, sorun değil. Yani 55 bin arkadaşlar, 55 bin metrekare bile olsa, 55 bin metrekarenin konuta açılarak Esenyurt'a vereceği zararı düşünmüyorsanız sorun var. Mühendislik diplomanızda da sorun var. Şimdi bakın başka bir tehlikeli saniye, bir şey var. Ya arkadaşlar, bak, bir şey tamam, söyleyeyim. Vereceğim, söz vereceğim. Arkadaşlar, söz vereceğim. Başka tehlikeli bir cümle var. Adnan Bey'in bizi çekmeye çalıştığı bir alan var. Biz oraya cami de yaptık diyor. Şimdi olaya öyle bir süs veriyor ki yaptığı yanlışlığı, hukuksuzluğu camiyle kapatmaya çalışıyor. Hayır. Bakın, Ben görev sürecim boyunca 5 tane cami yaptım. Kendim yaptım. Eyvallah. Şimdi benim iki dedem de köyün ileri geleniydi, aynı zamanda dini olarak da ileri geleniydi. Yani böyle bu tür maksatlı cümlelerle beni böyle ve böyle gerek yok. Bunlara gerek yok. Bizim konuştuğumuz konu şu.
hiçbir gerek yokken, mahkeme kararı yokken, şimdi var dediği mahkeme kararı var ama değil beyefendi, söyleyeceğim bir dakika. Bakın Sayın Başkanım. Sayın Başkan, ben daha fazla bakın. Sayın soruyu, Başkanım müsaade edin açıklayayım. Konunun mecliste gelmesine izin açıklayayım. Vermeyeceğim. Müsaade edin. Şimdi. Bakın. Bir dinleyin. Arkadaşlar sessiz lütfen. Arkadaşlar. Toparlayalım. Yani ne kadar bağırırsanız bağırın ben bu gerçeği anlatacağım, sorun yok. Şimdi 7. İdare Mahkemesi bir karar veriyor. 7. İdare Mahkemesi bir karar veriyor. 7. İdare Mahkemesi'nin verdiği karar da 7. İdare Mahkemesi'nin verdiği karar geçerli bile olsa, ki değil, onu da anlatacağım niye öyle olmadığını. 7. İdare Mahkemesi'ne başvuran o bahsettiğim şirket yetkilileri diyorlar ki biz diyorlar, bizim diyor hakkımız geri alındı diyor. Ticaret fonksiyonu iptal edilmiş yine bir önceki belediye tarafından. Mahkeme de diyor ki bunun diyor ticaret fonksiyonunu koru. Ama geri kalan alan da rezerv alanıdır, stoklama alanıdır diyor. Sonra istinafa gidiyor. İstinafa kim götürüyor? Yine bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde yapılıyor bu. İstinafa gönderiliyor, yani sizin ait olduğunuz siyasi partinin yöneticileri götürüyorlar. İstinaftan bir tane hakim diyor ki, kardeşim sen bunu başvurdun ama zamanında buna başvurmamışsın. Dolayısıyla sen usul açısından senin başvurun geçersizdir. Bu şekliyle istinaftaki hakim Danıştay'a götürüyor. Danıştay'daki hakimler de evet diyorlar, bu doğru. Süre kaçmıştır. Süre kaçtığı için bu karar geçerli değildir. Mahkemeye geri gönderiyor. Aynı mahkeme 7. İdare Mahkemesi Danıştay'ın kararını onaylayarak bu sefer dava açan kişilerin aleyhinde belge burada var beyefendi. Burada var. Okuyayım isterseniz. Şimdi böyle yani görmek istemezseniz 7. Daire Mahkemesi 7. Daire Mahkemesi'nin kararları belli. Şimdi böyle kendinizce böyle istediğiniz bir yerden tutup kendinizce bir sonuç çıkarmaya çalışırsanız biz burada, bunun adı diyalog olmaz. Peki başkan. Yani Sedat mahkeme Bey, kararı var, kesinlikle var ve bu alınan karar geçersizdir, yanlıdır, birilerini korumak içindir. Şimdi mühendisliğimizden her şeyine kadar bir sürü şey söyledi. Ben mühendisliğime falan söz etmem. Ben geçmişimi arkadaş bilmiyor herhalde. Ben Kabataş Erkek Lisesi mezunu, İTÜ inşaat mezunu, İTÜ'ye de ilk 500 kişi içerisinde giren ve daha sonra da mühendis olmuş biriyim. Yıllardır da mühendislik yapıyorum. Benim mühendisliğimin sadakası ona iki diploma daha getirir. Kusura bakmasın.